Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Dün hastanedeydik, bugün de arkadaşımla birlikte festivale geldik. Yine bir festival günü. Festival bizsiz olmaz tabii ki. Zeruş Festival var bugün. Şöyle bir gezip gideceğiz. Ali? Ensam'la? Evet. Yol arkadaşımız bu bizim, yol arkadaşımız. Daha açılmamış. Sıra var. Ama ilk 100 kişiye falan diye bir şey takip etmedim ben de. Şeymiş. Hediyelerini. 100 TL dedik. He. Biz onun için gelmedik. Öğlen Amine'nin özel eğitim dersi var. Oraya gideceğimiz için erken çıktık geldik. Ve açılmamış henüz. Diğer festivallere göre Zeruş Festivali daha kaliteli mağazalar oluyor bu tip tarzında. O yüzden bir bakalım dedik ilk günden yine. Şöyle takımlar 300 lira. Scuba. Şu yeşil de var. İnternette görmüştüm bak bundan. Ha, ama şu değil. Ha, bakayım. Aha. İnce scuba. Scuba takımlar 300 lira. Bakayım Züleyha. Bak birkaç yıldır bunlar modaydı ya. Çok güzel. Bu güzel. Kaç beden sence? S. Bu nasıl ya? Bu kocaman. S beden. Şimdi deneyim mi? Bir dene. Ver bana. Şimamot yedik ya. Ve onlar güzeldi. Var oldu. Yeşil de güzeldi. Ben de şu buna da ihtiyacım var. Hani böyle biri geldiği zaman şöyle takım giyeyim diyorum. Yok anam hiç bir şey. Şu var altındaki, başka da yok. İşte onu diyorum ya ben sana, gel bakalım. Anlatıyor inceliklerini. Kart mı abla? Harika. Hakikaten en güzel firmalarla, muhteşem fiyatlarla Ankara'ya geldik. Kayseri'ye de gelseniz olmaz mı Kayseri'ye? Kayseri'ye de istiyorum. İstanbul çok yazıyor. Evet, Kayseri'den buraya kadar geldim. Sırf bunun için geldim. Bak Kayseri'den gelen misafirleri göreyim. Kayseri'ye selam olsun. Gogo'nun memleketi. Kayseri'ye selamlar olsun. İnşallah en yakın zamanda buradan da bir sürprizimizi açıklamış olayım. Antep'imiz var tekrar. Biz Antep'e doymadık. Tekrar bir Antep'imiz olacak. Ve sonrasında İstanbul çok istiyor. Var? Ben İstanbul'un bu kadar istemesini anlamış değilim. Çünkü Avrupa yakasında Zeruş Mall, Anadolu yakasında Zeruş Mall'la beraber zaten size 365 gün festival güzelliğini yaşatıyoruz ama çok çok isteyenler var. Festival öyle başka mi? Bir yok, başka bir keşif, başka bir ilerde. İstanbul'un bu kadar istemesine biz de sessiz kalacak değiliz. Yakında bir de İstanbul'umuz olacak inşallah. Sonrasında tekrar Ankara'mız olacak. Allah nasıl kısmet ederse Kayseri'miz olur. İnşallah bekleriz. İnşallah. Malatya'yı ben çok istiyorum. Trabzon'u çok istiyorum. Daha Karadeniz'de hiç gitmedim. Karadeniz'i çok isterim. Allah nasip etsin. Rabbim güç kuvvet verdiği müddetçe biz Türkiye'nin her yerine gitmeyi çok istiyoruz. Valla çok güzel hizmet yapıyorsunuz. Herkese bir sesini uydun yani. Çok memnun oluyoruz yani. Allah razı olsun. İstediğimiz şey de bu zaten. Evet, evet. Evet, yani burada mesela Zeruş Festivali şu anda 150 TL'den 3000 TL'ye kadar mont var mesela. Şimdi
mont zamanı olduğu için söylüyorum. Evet, evet. Yani istediğimiz şey şu, buraya her gelen misafir memnuniyetle ayrılsın. Evet. Fiyatlar ne çok yüksek olsun ne çok az olsun. Orta seviyede. Burası bütün herkesi, herkesin yani fark ettirmeden, evet. Açık kapalı fark ettirmeden herkesi kucaklayan bir festival olsun. Ve çok şükür markalarımız da buna sebep oldukları için hepsine buradan da teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, festivalde neler aldım sizler için onu kombinleyip hemen çekeceğim arkadaşlar. Festivalde fazla çekim yapamadım çünkü çok kalabalıktı. Arkadaşları da arkadaşlarla birlikte gittiğimiz için, Gülseren de bu arada sonradan bize katıldı. Onlarla birlikte gittiğimiz için onlar için baktım, kendim için baktım. Kalabalıktı bir yandan da, o yüzden fazla çekim yapamadım. Sizler için de aldıklarımı böyle kombinleyip göstermek istedim arkadaşlar. İlk kombinimi hazırladım. Şöyle renkli bir triko takım aldım. Uzun süredir istiyordum böyle bir triko takım. Altı da böyle bol pantolonlu, ara boyu. Bol olduğu için ben böyle bu boy kullanabiliyorum arkadaşlar. Böyle renkli bir triko takım aldım. Çok kalın değil, hafif böyle yarım boğazlı, yarım balıkçı diyorlar sanırım öyle. Burayı da kapatması çok iyi oldu. Böyle bir takım istiyordum uzun süredir. Ben internette araştırıyordum. 350-400 modeline göre fiyatları değişiyordu arkadaşlar. Bu takımı ben festivalden 250 TL'ye aldım. Normalde 250 TL'ye sadece kazak, triko kazak var. Yani ben birkaç mağazada burada öyle gördüm. Böyle bir model aldım. Önce çok renkleri çok patladığı için içime sinmemişti ama eşim çok beğendi. O yüzden bu modeli aldım arkadaşlar. Aralarındaki renklerle de kombin yapılabilir ama zaten kendi renkleri çok patladığı için ben siyah kombin yaptım. Bu şekilde. Şimdi ikinci kombinime geçiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci kombinim. Bu da böyle balon kol bir triko takımı. Yine aynı şekilde pantolonu bol. Bunun pantolonu bir tık daha kısaymış ama ben böyle biraz daha aşağı indirerek kullanmayı tercih ederim. Daha önce böyle hiç kahverengi bir kıyafet almamıştım. Çok hoşuma gitti bunu da görünce. Özellikle kolları. Diğer takımı da böyle balon kolu istiyordum ama onu o modeli eşim çok beğendiği için onu aldım. Normalde değiştirmeyi düşünüyordum. Böyle bir balon kol. Çok hoşuma gitti. Aralarında da böyle detayları var arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 senedir böyle turuncu renk çok moda. Kahveyle de çok güzel kombinlenir. Benim de böyle geçen yıl aldığım bir Arne Trend'den aldığım şalım vardı. Onunla böyle kombinledim. Gayet de güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Yine aynı şekilde bunu da 250 TL'ye aldım. Ankara firmalarında aynı takımlar 400 liraydı arkadaşlar. İnternet adreslerinde de gördüm. Bunu da yakıştırdım kendime. Bu da güzel oldu. Uzun süredir en son İstanbul'da otururken almıştım kendime triko. Almayı düşünüyordum. Festivalde iyi denk geldi. Şimdi üçüncü kombinime geçiyorum. Evet arkadaşlar, son kombinim. Şöyle göstereyim. Bu kombinin sadece üst sivitini aldım arkadaşlar. Altındaki eşofman benim zaten evde olan mevcut eşofmanımdı. Bu siviti aldım kendime. Bunun fiyatı 150 TL arkadaşlar. Bana bir tık bol oldu. Şöyle görüldüğü üzere. Kollara da aynı şekilde. Ama kalitesini çok beğendiğim için kaçırmak istemedim. Bir de böyle benim fuşya bir ayakkabım var. Onunla da güzel kombinlerim diye düşündüm. O yüzden aldım. Kendim bir tık böyle şu kolunun manşet kısımlarını şuradan söküp bir tık daraltacağım arkadaşlar. Böyle daha hoş durur. Şu şekilde. Çok beğendiğim için kaçırmak istemedim bunu. 150 TL'ye aldım. Normalde 150 TL'ye kalitesiz sivitler var. Altına, bunun altına kendim eşofman dikeceğim. Aynı şekilde bu siyah eşofmanım da olur. Ama bunun artık rengi soldu. Kaç yıldır kullanıyorum. Çok kaliteliydi bu da. Aynı firmadan artık bulamıyorum. Sayfası kapanmış sanırım. Artık eşofman kendim dikebildiğim için bir kumaş alıp bunun altına eşofman dikeceğim arkadaşlar. Bunu da yine böyle boğazlı. Hoş bir görüntüsü var, böyle siyah olduğu için belli olmuyor. Ben siyah şalla kombinledim. Normalde fuşya da kullanabilirdim. Hatta fuşya da taktım ama siyah daha ağır, güzel duruyor bu renkleri. Bu kadar yeterli oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar pardon, son kombinim de bu arkadaşlar. Şimdi son aldığım parçayı paylaşacağım sizlerle.
en çok beğenerek aldığım parçam. Böyle bir şal aldım arkadaşlar. Normalde bu şallar 200 TL'ye normalde. Festivale özel 120 TL'ye getirmişler. Tivil bir kumaş. Kendi markaları. Tivil bir kumaşı var. Çok güzel. Boyu da çok hoş arkadaşlar böyle. Bunlar çok moda 2 yıldır. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Böyle şal almak istiyordum. Kaçırmak istemedim. Hatta pazarlık yaptım. 100 TL'ye aldım ben bunu. Bu şalı. Aralarında turuncu. Taba rengi lacivert. Kenar şeritleri turuncu arkadaşlar. Bunu da kombinleyecek bir sade kıyafete ihtiyacım var aslında. Yazın kombinleyebileceğim elbisem var. Sade bebe mavisi bir elbise var. Onu da yine festivalde hediye olarak vermişlerdi. Hediye kazanmıştım. O elbisenin de üzerine olur. Kışın içinde böyle parlament mavisi alabilirsem, tek bir kazak alırsam onun üzerine de çok şık durur. İlla ki kombinleyecek bir şey bulurum. Hatta pişman oldum başka bir tane daha almadığıma. 100 liraya indirmişti son gün. Kumaşı da çok güzel arkadaşlar. Bunu bayılarak, çok severek aldım. İyi ki almışım. Festivallere karşı ayrı bir ilgim oluştu Ankara'da. Normalde İstanbul'da otururken ekstra bir durum olmadığında sezon sonlarında alışveriş yapıyordum. Ama burada festivalleri takip ediyorum. Festivaller çok uygun oluyor. 3 gündür Zeruş Festival. Zeruş Festival'e katılan firmalarda genelde kaliteli firmalar oluyor. Bu yüzden takip etmeye çalışıyorum. Ya daha doğrusu takip ediyorum. Hatta fırsat bulabilirsem 3 günde gidiyorum, bana çok yakın olduğu için. Yürüme mesafesi bile hatta o kadar yakın arkadaşlar. O yüzden takip ediyorum. Eğer imkanınız varsa siz de takip edip Zeruş Festival'i oradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer festivaller de aynı şekilde. Ama Zeruş Festival'e katılan firmalar genelde İstanbul firmaları ve daha kaliteli firmalar oluyor arkadaşlar. Hem de fiyatlarını dibe indiriyorlar. Sonuncu gün akşama doğru, yani akşam saatlerinde daha da indiriyorlar. Biz sonuncu günde uğradık arkadaşlarla. Bunu mesela sonuncu gün değil, bir önceki gün aldım. Yani ben uğruyorum. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün uğruyorum arkadaşlar. Neyse, bu vlogu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Size festivalle ilgili kombinlerimi paylaştım, aldıklarımı paylaştım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.